rize gelinine ne gereken ders verilmiştir. Bunlar daha iyi günlerdir. Siz de ikizlere gittiniz bu arada oturum. Ben de ikizlere gittim. Doğru. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu bir hukuk devletinde olmaz. Bir hukuk devletinin bir hukuk devletinin reisi cumhuru böyle bir kavram kullanamaz. Bu suçtur, suç. Yani Erdoğan bir muhalefet liderini, bir siyasiyi siyasal olarak eleştirebilir. Hatta siyasal olarak tehdit de edebilir. Ama şiddetle tehdit edemez, şiddet uygulamasıyla. Kimse kimseyi tehdit edemez, şiddet uygulamasıyla. Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun da benim de diğer siyasi parti liderlerinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak anayasadaki haklarımızı kullanma hakkımız var. Bunu kimse engelleyemez. Erdoğan da engelleyemez bunu. Rize'ye de gideriz. Kardeşim ben genel başkan adaylığımı Rize'de açıkladım. Evet. güzel, güzel Türkiye'nin bir kenti. Sonra ya siz parlamentoda bir başka sorulması gereken soru da şu. Hakimler Savcılar Kurulu'nun seçimi sırasında gayet güzel el sıkışıyorsunuz. Değil mi? Anlaşıyorsunuz. Peki orada gayet güzel anlaşırken bu Kamuoyu önündeki kayıkçı kavgası neyin kavgası? Siz bir danışıklı dövüş olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu danışıklı dövüş demiyorum. <laughs> ama, <laughs> ama onu tarif ediyorsunuz. <laughs> ama şimdi bu sorunun gayrimeşru bir soru olduğunu söyleyebilir misiniz? Yani siyasal gerilim varsa, bunun ana merkezi parlamentodur. Burada anlaşmazsın kardeşim. Ee, peki Erdoğan'ın bu açıklamasının Akşener'e ve İyi Parti'ye bir zararı var mı? Hayır yok. Aksine benzerini, ben bile merak Akşener'i savunuyorum. Değil mi? Benzerini Netanyahu evet. Cumhurbaşkanı benzetmesi için de söyleyebilir misiniz? Tabii. Mesela? Tabii. O Çünkü da haksız. O da çok haksız. Bir... O da haksız bir açıklama. O da haksız. Onu, da, bir onu O da bir ha haksız bir açıklama. Yerinde bir açıklama değil. Yanlış. Ee, ama birisi siyasi muhalefetteki bir kişinin e, yersiz ve yanlış bir benzetmiş. Öbürü ise bir tehdit. Fiziksel tehdit. Şiddetle ilgili tehdit. Oysa bizim iç barışa ihtiyacımız var. Ve bakın e, bu kavga da iki siyasetçi yumruk uyumaya gelmeyecekler. Yani Meral Akşener veya Kemal Kılıçdaroğlu veya Ümit Özdağ Erdoğan'la yumruklaşmayacak. Vatandaş sokakta yumruk Erdoğan bunu gerçekten istiyor. Bize de vatandaşlar yumruklaştı. Bu arada PKK, PYD devlet oluşturuyor altımızda. Çevremizde yabancı güçler oluşuyor. Sarılıyoruz. İçeride iç cephenin güçlü olmasına ihtiyacımız var. Ya AK Partililer, İYİ Partililer, MHP'liler, MHP CHP'liler CHP Hepimiz aynı, Ama e, önce şunu söyleyeyim. Aynı milletin evlatlarıyız. Siyasette Yani yumruk olamıyor muyuz? Bu, tek yumruk olamıyor muyuz ha, bu? Bakın her zaman durumda. tek yumruk olmazsınız ama kavga etmemeniz lazım. Bugün bugün Türkiye'de cepheleşme var. Siyasi ve Erdoğan'ın kadar etkinken mesela Erdoğan'ın dili, dili de, de Erdoğan'ın dili de e, sarı muhalefetin dili de cepheleşmeyi güçlendiriyor. Herkes kendi %50'siyle mutlu ve memnun. Ve kendi %50'sini konsolide etmenin mücadelesine veriyor. Oysa Türk milleti %50'den değil, %100'den ibaret. İşte biz burada diyoruz ki, partiyi kurarken, biz iki cephenin de içinde olmayacağız. Nerede i̇ki olacağız? cephenin de yanlışını, biz Türk milletiyle yapacağız ittifak. Biz Hı, sizin Türk partiye milletiyle. geçmeden bir soru daha sorabilir evet. miyim? Andanları izin alarak. Şimdi e, yine e, geride bıraktığınız süreç ama halen konuşulan süreç. Şimdi ismini söylemedim, zikrederek reklamını yapmayayım. Çok ileri bir bir FETÖ'cü, FETÖ militanı olduğu çok iyi bilinen bir kişi geçenlerde yani internet üzerinden şunu söyledi. İyi Parti kurmaylarıyla hala görüştüğünü söyledi mesela. Evet. Şimdi az önce bir iç cephenin birlikteliğinden Hı -hı. bahsediyoruz. Mustafa Kemal'in Hı -hı. tarihi dersidir aslında o. Tarihi bir evet. yarısıdır her zaman. Böyle dönemler açısından. Şimdi FETÖ'nün bu kadar etkin olduğu, işte böyle bir FETÖ'cünün ııı e hala bir siyasi partinin kurmaylarıyla görüştüğünü söylediği bir ortamda biz iç çepeyi nasıl tahkim edeceğiz? Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela İyi Parti kurmaylarıyla görüşmesi nasıl? Şimdi ben e, böyle bir görüşmenin yapıldığının yalanlanması gerektiğini düşünüyorum. Eğer doğru değilse. Doğruysa suç. Mesela böyle Bakın, bir Bak doğruysa görüşme... suç. İki eee bu tür görüşmeler devlet tarafından tespit edilir. Dinlenir ve kayda alınır. Eğer varsa bir gün çıkar ortaya. Bakın nasıl anayasa yapıldı HDP ile gizli ortaya çıktı. Hem de yapan komisyonun başkanı açıkladı. İbrahim Kaboğlu. 64 saatte görüntüsü var. 64 saatte görüntüsü var gün çıkar ortaya. Şaşırır Onun mısın? Onun için mesela böyle eğer bir şey... böyle bir görüşme varsa bu da çıkar ortaya. Yoksa da yalanlansın. Ya adam mi? adam terörist ya. Tabii. Bir teröristle bir partinin kurmayı ne konuşacak? Meşru bir partinin kurmayı ne konuşacak? Peki. ile devam edelim. Devam ee... edelim. İYİ Parti Lideri Meral Akşener e, muhafet olayı provokasyon olarak e, yorumlamıştı. Bir provokasyon dedi. Siz ikiz